Arkadaşlar bugün Tonguç Akademi ve Trigonometri'de sekant ve kosekant konusunu anlatacağız. Aa, Serkan çok iyi arkadaşım hocam benim, Serkan. Helal, onunla ne alakası var? Serkan ha sekant. Kos diye bir arkadaşım var mı öyle? Kos yok ama sekant, yani biz Serkan'a sekant diyoruz hocam. Ha, anladım, çok iyiymiş. Gerçekten iyi bir lakap ha, aslında kullanılabilir. Serkan sekant. Bak sekant dediğimiz şeyi sec diye gösteriyoruz ve buraya bir tane açı yazıyoruz. Ve bu açıyı yazdığımız zaman bu sekant aslında 1 bölü kosinüs demek. Yani sekantı görünce aklına gelecek mi biliyor musun? Hemen 1 bölü kosinüs. Sen kosinüsü ve sinüsü biliyorsun ya. Evet hocam. Şimdi sekantı gördüğün zamansa hemen aklına 1 bölü kosinüs. Yani ters çevrilmiş hali. Mesela sekant 30 derece nedir desem sana, ne diyeceksin bana hemen? 1 bölü kosinüs 30 diyeceksin Tonguç'cum. Anladım. Hemen sen de şunu yap bakalım. Sekant 90, sekant 90 değil mi? 60 derece nedir Tonguç'cum? 1 bölü. 1 bölü. Kosinüs 60. Kosinüs 60'tır. Burayı anladık mı Tonguç? Anladım hocam. Şimdi kosekant dediğimiz zımbırtı ise 1 bölü sinüs oluyor. Bak ters bunlar. O kadar ters ki S olunca C oluyor, C olunca S oluyor. Ha. Hem de tepe taklak oluyor. Her türlü ters yani. O zaman ben sana kosekant 45 desem sen bana ne dersin Tonguç'cum? 1 bölü. Bayağı zor gerçekten. 45. Bununla bunun arasındaki ilişkiyi kurmak bayağı zor. Kosekant x 1 bölü sinüs x kosekant 45 1 bölü sinüs 45. Allah Allah. Beynin mi takıldı evladım senin? Hocam bu kadar kolay olacağını tahmin edemem. Bu kadar da kolay olmaması lazım hocam. Bunlar çok zor şeyler. Evladım aynı şeyi yazıyorum. X yerine bir açı yazıyorum. Kolay bunlar. Kosekant bir tane daha soruyorum. 20 derece. Hadi bunu söyle bakalım. 1 bölü sinüs 20. Olabilir. Beynin takılabilir bazı yerlerde. Beynim takılmadı. Çok kolay olması şaşırttı hocam. Bir kesin bir kimlik vardır dedim yani. İşte matematik bu kadar kolay be ya. Anladım hocam. Ay, bunların isimleri çok korkutuyor tamam mı Tonguç? Bu kadar korkutmasına rağmen insanlar diyor aman Allah'ım kosekant. Halbuki bu kadar kolay be ya. Trigonometrik oranlar diyoruz Tonguç. Hemen bak. Şimdi ama hemen zorlaştıracağız sekant, hocam. Hayır be ya dediniz. Dur be ya. Şimdi Tonguç bak. Sekant dediğimiz zımbırtı. 1 bölü kosinüstü. Kosinüs ne demekti? Komşu bölü hipotenüs demekti. Komşu dediğimiz şey ne? Alfaya göre, alfaya göre komşu burası. Hipotenüs de burası zaten. Değil mi? Burası komşu bölü hipoysa ters çevirirsen hipo bölü komşu olur. O zaman B bölü A olacak değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman neymiş sekant? Hipotenüs bölü neymiş Tonguç'cum? Komşu. Komşuymuş. Peki kosekant neymiş? Kosekant da 1 bölü sinüstü. Demin yapmıştık. 1 bölü sinüs. Dolayısıyla hani burası karşı kenardı ya alfanın karşısındaki kenar. 1 bölü sinüs dersek karşı bölü hipotenüs yani hipotenüs bölü karşı olacak. B bölü C yani. Hipo bölü karşı. Yani B bölü C oluyor. Tamam mı? Anladık. Anladım. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. Mesela bir örnek. Bak 8, 15 hangi üçgen vardı biliyor musun? 8, 15, 17 üçgeni vardı. Evet. Özel bir üçgen. Sekant x demiş. Bak bu açının sekantını soruyorsa ilk başta neyini bulacağız hemen biz? Kosinüsünü bulacağız. Kosinüs nedir Tonguç'cum? Komşusu 8. Evet. Bu açının komşusu burası. Evet. Burası karşısı. Komşusu 8 bölü 17 diye. Evet. O zaman bu kosinüsü. O zaman bunun sinüsü nedir? Hayır sekantı nedir? 17 bölü 8. 17 bölü 8 tersidir. Hemen kosekantı sorduğu zaman sinüsü bulacaksın ilk başta. Sinüsü nedir? 15 bölü 17. O zaman kosekantı nedir kardeşim? 17 bölü 15. 17 bölü 15. İşte bu kadar. Tamam. Bu kadar basit. Şimdi Tonguç'cum bir tane daha örnek. Demiş ki sinüs A eşittir 4 bölü 5 demiş. O zaman A 0 ile 90 arasında sekant mı? Şimdi Tonguç'cum bir kere şunu unutmayacağız. Sinüsü biliyorsak hemen bir tane üçgen çizeriz. Dik üçgen deriz. Burası A açısı deriz. A açısının karşısındaki 4'müş. Burası da 5'miş. Hani sinüs ne demekti? Karşı bölü hipotenüstü. Karşı bölü hipotenüs. Burası o zaman 3, 4, 5 günde 3 oluyor bir kere. O zaman sekant dediğimiz şey aslında 1 bölü kosinüs A demek değil miydi Tonguç? Evet hocam. Çarpı bu da 1 bölü sinüs A demek değil miydi Tonguç? Evet. Şimdi kosinüs A nedir normalde? 3 bölü 5'tir. O zaman 3 bölü 5 olacağına 5 bölü 3 oluyor. Tersi. 1 bölü demek tersi demek. 1 bölü sinüs A. Sinüs A'ya bakalım. 4 bölü 5. Tersi olunca 5 bölü 4 oluyor. Cevabımız
25/12 çıkıyor. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık hocam. Tonguçakademi.com mutlaka... Hocam bir mektup geldi. Ding dong. Evet, harika. Ding dong sesi de geldi. Çok iyi Tonguç. Bir bakalım kimden gelmiş bakalım. Demiş ki Betül Demirbağ, sizin sayenizde birçok konuyu öğrenebiliyorum. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sen de varsın Betül'cüğüm. Evet, evet. Çok teşekkürler iyi dileklerin için. Tonguçakademi.com'a ücretsiz bir şekilde oluyorsun. Videoları daha önceden burada paylaşıyoruz. Tamamdır, bunu unutma. Tamamdır. Facebook, Instagram, Twitter'da bizi mutlaka paylaş ve bütün bak sağ üst köşede sol alt köşede paylaşma butonu var. Tamam, paylaşayım. Ve aplikasyonlarımız, uygulamalarımız cep telefonları için geliyor merak etme. Tamamdır. Ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder bakalım. Biraz.